5 Galatasaraylı futbolcu ceza sahasında. Hasan topun gerisinde. Hasan arka tarafa doğru. Orada bir kafa yakın mesafe ve top ağlara gidiyor. Gol. Galatasaray Jardel'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Jardel 12. golü. Gerçekten de gol işini çok iyi biliyor. Mario Jardel arka direkte rahat bir pozisyon buldu. Açısı dardı aslında ama onun için kalede herhangi bir boşluk gol yapmak için yeterli. İşte Hasan'ın ortası. Arka tarafta Jardel kendini çok iyi unutturuyor. Kafayı vuruyor. Direğe çarpan top kaleci Metin'i yanıltınca Galatasaray'ın golü geliyor. İşte Jardel. Adeta iğne deliğinden geçirdi topu bu kez. Mario Jardel. Hacı'nın önünde kaldı. Hacı. Ortada Jardel. Hacı sol ayağını aldı. Şimdi orta. Jardel'e doğru. Jardel vuruyor kafayı ve gol. Kabağlara gidiyor gol. Adeta bu gol geliyorum dedi. Hacı topu kazandığı zaman kafayı kaldırdı. Baktı Jardel gidiyor. Oraya atacağı aşikardı. Ortadaydı. Ve Hacı de kafayı kaldırdı. Ortayı yaptı. Jardel de gol attı. İki gol, ikisi de Jardel'den. Hacı şimdi Ergün'e. Ergün ceza sahası kalabalık. Ergün kaleye vuruyor ve gol. Gol gol. Ergün kaleci Metin'den arka arkaya hatalar ve 3-0. Herkes orta yapacak zannetti. Ergün öylesine güzel yanılttı ki savunmayı ve kaleciyi. Kaleye baktı. Topu ağlara gönderdi. Ve Galatasaray'ın 3. golünü attı. 31. dakika. Arka arkaya goller. 3-0. Daha ilk yarım saatte maçı kopartıyor Galatasaray. Ceza sahasına baktı. Kaleci de orta yapacak zannetti Metin. Ergün kalecinin kapatmadığı uzak köşeye doğru sert vurdu. Ve Metin topu ağlarda gördü. 3-0. Hemen eliyle oyuna soktu Taferel. İleride Hasan Şaş bomboş pozisyonda. Marcio. Hasan'a atarsa büyük tehlike. Hasan koşuyor. Hasan kaleci kalesinden çıktı. Bir çalımda kaleciye. Hasan vuruyor ve gol. Alkışlanacak bir gol bu. Nefis bir gol bu. Tamamen kişisel becerisiyle Hasan mükemmel bir gol atıyor. İkinci yarının en güzel hareketleri Hasan'dan geldi. Alkışlar Hasan için. 4-0. Pozisyon tekrar görüntüye gelecek. Gerçekten de keyifli bir gol, güzel bir gol Hasan Şaş'tan. 4-0'lık skor işte böyle geldi. Açı dar, önünde rakibi var. Fakat Hasan Şaş çok güzel bir vuruşla topu ağlara yolluyor. Önce çalım kaleciye, sonrasında bu kadar uzak mesafeden ve dar açıdan topu ağlara yolluyor. Hasan Şaş ve Galatasaray'ı 4-0 öne geçiriyor bu golüyle. Hamza topun gerisinde. 5 futbolcu Siirt'ten ceza sahasında. Sert bir orta. Kolibali karambol, topu ağlara gidiyor gol. Siirt Cetbaspor Hanke ile buluyor golü. 4-1 oldu. Ceza sahasındaki o karambolde önce Kolibali, ardından kaleye yakın bölgede ortalık bir anda tam anlamıyla karıştı ama Hamza'nın köşe vuruşu gerçekten çok etkili. Önce Kolibali, sonra seken top, en son dokunan Hanke ve durumu 4-1 yapıyor. Cetbaspor'un golü 85. dakikada geldi Hanke ile. Fark 3'e indi. Tamamlanmasına çok az bir süre kaldı derken Sabit Hacı Ömeroğlu 90 dakikayı bitiriyor. Ve Galatasaray Siirt Cetbaspor'u 4-1 mağlup ediyor. İşte son pozisyon Siirt Cetbaspor'dan gelmişti. Görüntüye yansıyor. Kolibali'nin serbest vuruşunda Taferel gole izin vermedi. Bu da bir başka açı. Gerçekten frikiklerde bu açı çok güzel bir açı. Ve sevgili seyirciler, 90 dakikanın sonunda Galatasaray Siirt Cetbaspor engelini 8. hafta sonrasında 4-1'lik skorla aşıyor.